Bu konulardan kesin soru gelir. TYT'de en çok çıkan konular ÖSYM ne sorar? Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ÖSYM'nin en çok sevdiği ve her sene mutlaka soru sorduğu konuların bazılarından bahsetmek istiyorum. Hem sürekli soru geldiği hem de soru sayısı olarak fazla olan konulara değinerek kalan sürede hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiği konusunda sizlere düşüncelerimi aktaracağım. Hemen başlayalım. Öncelikle TYT Türkçe ile başlıyoruz. TYT Türkçe'de hepinizin de bildiği gibi en çok soru gelen konu paragraflar arkadaşlar. Paragraflarda 2018 ve 2019'da 22, 2020'de 26, 2021'de 25, 2022'de de 26 tane paragraf sorusu sorulmuş. Yani son 4 seneye baktığımızda paragraflardan 121 tane soru gelmiş arkadaşlar. Buradan da anlayacağınız üzere paragraf konusunu halleden bir öğrenci Türkçe netlerinin çoğunu halletmiş olacaktır. Peki paragraf konusundan sonra en çok soru gelen konular hangisi? Cümlede anlam ve dil bilgisi arkadaşlar. Türkçe'ye baktığımızda 40 soru var ve soruların yarısından fazlası, büyük çoğunluğu bu bahsettiğimiz 3 konudan geliyor arkadaşlar. Bu 3 konudaki eğer eksikleriniz varsa tamamlamanız çok çok önemli. Peki Türkçeden sonra TYT'de en önemli ders hangisi? Matematik. Matematiğe geçtiğimizde de matematikte en çok soru gelen konu problemler. Biliyorsunuz matematikte 40 soru var arkadaşlar ve bunun 10 tanesi geometriden geliyor. Yani geriye kalan 30 sorunun 11-12 tanesi problemlerden gelmiş oluyor ki bu neredeyse yarısına denk geliyor diyebiliriz. Bu nedenle problemler konusu önemli arkadaşlar. Burada eğer problemler konusunda eksikleriniz varsa mutlaka tamamlayın derim. Peki matematikten sonra geometriyi saymazsak en çok soru gelen soru temel kavramlardan geliyor arkadaşlar. Matematikte son yıllarda hiç soru gelmeyen ve çok nadir soru gelen konular da var. Bunlar EBOB, EKOB, çarpanlara ayırma, mantık, polinomlar gibi konular arkadaşlar. Bu konuları tamamen göz ardı edin demiyorum, eleyin demiyorum. Bunlara da mutlaka zaman ayırın diyorum. Çünkü ÖSYM sürprizleri sever. Belki de bu sene sınavda bu konulardan da sorular gelebilir arkadaşlar. Evet, bugün TYT'de Türkçe ve matematik derslerinde ÖSYM'nin her sene soru sorduğu konulardan bahsettik. Diğer dersler için de videolarımız gelecek arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalımızı takip edip videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.